Cenaze özenle gizleniyor bazen. Evet, cenaze törenlerine gidemiyorlar. Bütün asker aileleri tepki gösteriyorlar. Ben bu tepkileri önemsiyorum. Bu doğru bir tutumdur. Buradan olması gerekenler, o zaman gitmesinler gençler asker. Böyle bir ortamda mesela ya vicdani ve hakkı denildi. Gitmesinler Kürtleri vurmak için askere Türkiye'nin gençleri, hele hele Kürt gençleri hiç gitmesinler. Kadınlar Kürttür birliklerini ve örgütlüklerini daha çok geliştirsinler. Ben burada şunu açık söylüyorum, bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani böyle bir çatışma geliştirme şeyimiz yoktu. Daha önce de belirttim. Hele hele orduyla öyle bir sorunumuz yok. Biz bu bir politika değil. Biz paradigma değiştirdik. Teorik, ideolojik yaklaşımlarımızda değişiklikler, gelişmeler oldu. Devleti reddetmiyoruz. Orduyu reddetmiyoruz. O devlet ve ordu var olsun ama asli görevlerine dönsünler. Bunun yanında demokratik toplum da var olsun. Kürt toplumu da var olsun. Kürt toplumu da kendi diliyle, kültürüyle, demokratik örgütlülüğüyle kendi yaşamını kendisi sürdürsün, kendi kendisini yönetsin. İstediğimiz bu. Şimdi bu bakımdan aslında orduyla, şunla bunla çatışma diye bir şeyimiz yok. Bu çatışmayı dayatan tamamen sorunları, işte meclisteki çözümü hükümet kurdurtmayarak engelledi. Toplumun demokratik siyaset temelindeki çözümünü de savaşı dayatarak engellemeye çalışıyor. Bu AKP'nin, Tayyip Erdoğan'ın geliştirdiği bir oyundur, bir saldırı. Tümüyle onlardan kaynaklanıyor. Ben burada o annelerin huzurunda onlara şunu söylüyorum. Burada bir de bir taraftan savaş başlatılmış, bir taraftan seçim. Yani savaş mı olacak, seçim mi? Bunu bilelim. Tayyip Erdoğan'ın ağzından kan damlıyor. Ellerinden kan damlıyor. Her şeyde savaş sürecek diyor, seçim olacak. O halde buradan seçim çıkmaz. Şimdi bakın. Yapıyor. Baktı ki kimse bir şey yapmıyor. Ben istediğimi yaparım dedi. Bunları yapmaya çalışıyor. Bu bakımdan. Şimdi toplumun bilinçlenip AKP'nin bu yaptıklarını artık yeter demesi, dur demesi çok önemli. Çok tarih. Oluştururuz. Yönetim, öz yönetimlerimizi çıkartır, kendi sorunlarımızı çözeriz dediler. Vay siz misiniz böyle? Şimdi devlet, iktidar, herkes Kürtlere saldırtır. Şoka oldu. O şokun üzerinde attıktan sonra karar verdi bu seçime. Aslında seçime şimdi karar veriliyor.
meclisi ortadan kaldırarak yeni bir meclis ortaya çıkartmak istiyor. Seçim dediği bu. Ortaya çıkartmak istediği meclis ne? 400 milletvekili AKP'nin aldığı meclis. Peki nasıl alacak AKP'ler 400 milletvekili? Besbelli ki ile yapacak işte. Şimdi deniliyor yeni seçim olacak. Ne seçimi? HDP'ye Türkiye'de propaganda yaptırmayacaklar. Kürdistan'da da zaten güvenlik yok diye savaşlar. Ordu her şeye el koyacak. AKP'nin istedikleri kadar sandıkları dolduracaklar. AKP istediği 400 milletvekiline ulaşacak. Seçim dedikleri bu. Mevcut durumda seçime evet diyenler güvenliği söylesinler. Seçim adil, demokratik bir seçim olacağına dair inandırsınlar toplumu, kamuoyunu. Kimse inandıramaz. Böyle bir ortamın olmayacağı çok açık. Öyle olsa sonuç 7 Haziran'da oldu, 2,5 ay önce ortaya çıktı. Ondan farkı ne olacak? Ne değişti? Bu meclis hangi çalışmayı yaptı? Partiler hangi icraatlarda bulundular ki toplum tutumunu değiştirsin? Hiçbir şey yapmadı. O halde... Yani HDP biraz aktif hale geldi. CHP de biraz şey diyor. Bazı demokratik çevreler çağrılar yapıyorlar. Taraflar eski duruma dönsünler. İşte elden tetiği çeksinler. Yani biz bunları izliyoruz. Değerde biçiyoruz. Öyle bir yana itmiyoruz. Fakat şunu söyleyebilirim. Bir... Sağ olun, siz nasılsınız? Kutluyorum. Birlikte iyi sağladık diye düşünüyorum. Umarım her şey daha iyi olacaktır. Umuyorum. Birlikte sağ daha iyisin başarılı. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Birlikte bütün muhalefet partileriyle çok iyi sağladığımızı düşünüyorum. Şimdi bakalım neler olacak. Peki, hep beraber. Ne olabilir sizce? Bir koalisyon hükümeti mi çıkar? Bunu hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Bir misilleme. Bunu da herkes bilmeli. İlk gecede 400 hedefi vurduğunu söyledi Ahmet Davutoğlu başbakan olarak. 400 misilleme hakkı var yerinde. Her birine karşı bir misilleme düşünürse. İki düşünürsek 800 hakkı var. Bunu herkes bilmeli. Ondan sonra o kadar saldırı oldu. 2000-3000 kişi şimdiye kadar tutuklandı. Gözaltına alındı. Bunların hepsi misliyle misillemeyi gerektiren husus.